Sol taraf 2x-3. Sağ tarafa gelelim. Sağ tarafta 2x-3 ile 2x+3'ün çarpımı 2 kare farkı. Birisi 2x'in karesi, birisi 3'ün karesi. Böylece bakın 2x-3 çift katlı kök oldu. Köklerden biri -3 bölü 2, diğeri 3 bölü 2 artı çift katlı kök olduğu için yine artı ve eksi. Böylece eksi sonsuzla -3 bölü 2 arasında olduğu cevap A şıkkı. X kare -3, x kare artı 9. X kare artı 9 ne verirseniz verin sıfırdan büyük bir sayıdır. Çünkü bir sayının karesi en az sıfırdır. Bir de buraya pozitif sayı eklerseniz bu garanti pozitif. Bunu silebiliriz. Buradan kök gelmeyecek. X kare -3'e geldiğimiz zaman bir kök eksi kök 3, bir kök kök 3. Eşitlediğiniz zaman x kareyi 3'e kökler kök 3 ve eksi kök 3'tür. X kareyi eksi 4'e eşitlediğimiz zaman bir kökümüz 2'dir, bir kökümüz eksi 2'dir. Burada normalde hatta ben ne derim hep? Çarpanlara ayırırsanız daha iyi olur kök kaybetmemek için. Şimdi buna göre köklerimiz arkadaşlar eksi kök 3, eksi 2 en küçük, sonra eksi kök 3, sonra kök 3 ve 2. Ne ile başlayacağız? Artı, sonra eksi, sonra artı, sonra eksi, sonra artı. Çözüm kümesi istenmiş. Küçüktür sıfır dediği için eksi 2'ye eksi kök 3, birleşim kök 3'e 2 olacak arkadaşlar. Böylece cevap A şıkkı. Kökler burada belli. Sadece çift katlı köke dikkat edeceğiz. Bir kök eksi 3, bir kök eksi 4, bir kök de 0. Eksi 4 arkadaşlar tam kare olduğu için çift katlı kök. Eksi 3 tek katlı, 0 tek katlı. Artı işaret, eksi işaret, artı işaret. Eksiyle başlayacağız. Artı, eksi, bir daha eksi. Böylece büyüktür sıfır olmasını sağlayan değer. Bir kere x tabii ki sıfıra eşit olmamalı. Paydayı sıfır yapar. Haliyle büyüktür sıfır olmasını sağlayan tam sayıların en küçüğü negatiflerin eksi 2 olmak zorunda. Eksi 3 verirsek pay sıfır olur. Denklemde eşitlik yok. Sadece eşitsizlik var. Cevap E şıkkı. Çarpanları ayıracağız sadece. X eksi 7, x eksi 1. X artı 4'ün karesinde neyi görmelisiniz? Çift katlı kök olduğunu, çünkü tam karelerde, 4. dereceden kuvvetlerde, 6'larda yani çift katlı kuvvetlerde çift köktür. Bundan dolayı eksi 4 en küçük kök. Sonra 1, sonra 7. Artıyla başlayacağız. X karenin işareti başladık. X karenin işareti artı olduğu için eksi. Artı, eksi 4 çift katlı kök olduğu için yine artı bakın. Böylece sağlayan değerler demiş. Burası çift katlı, burası tek katlı, burası tek katlı. 1-7 aralığında olması gerekiyor. 2'den kaça kadar olan sayıların toplamı 6. Normalde 1'den 6'ya kadar olan sayılar olsaydı n çarpı n artı 1 bölü 2'den 6 çarpı 7 bölü 2 21 derdik. Ancak 1 bu sayıların içinde yok. O zaman 21 eksi 1'den 20 D şıkkı. Köklerden bir tanesi 0 arkadaşlar. Burayı 0 yapan çünkü değer 0'dır. Burayı 0 yapan değer nedir? Eksi B bölü C'dir. Şimdi kökleri yazarken bir tanesi B negatif, C de pozitif olduğu için normalde B bölü C eksi, bir de önünde eksi var, artı olur. Bu yüzden ilk kökümüz 0 olacaktır. İkinci kökümüz eksi B bölü C olacaktır. Bir de A'nın işareti negatif olduğu için eksiyle başlayacağız. Sonra artı, sonra eksi arkadaşlar. Büyüktür sıfır olduğu yerde gördüğünüz gibi 0 eksi B bölü C açık aralığı A şıkkı. Çözüm kümesini biz normal yazalım. Eşitsizlik sistemi olduğuna dikkat. Bunun 0, 4. Bunun 1 bölü 2, bunun 1. Kökleri ben tek tek yazıyorum önce. 0, 1 bölü 2, 1 ve 4. Sonra birinci eşitsizlik ve ikinci eşitsizlik diye ayırıyorum. Ortak bölgeye bakacağız sonra. 0 ve 4 birincinin kökü. 1 bölü 2 ve 1 ikincinin kökü arkadaşlar. Böylece eksiyle başlayacağız. Artı, 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 eksi. İkincinin kökünde de artı, yine artı, köke gelene kadar işaret değiştirmek yok. Eksi, artı, artı. Böylece ikisinin de arkadaşlar, daha doğrusu birinin büyük olacakmış. Bunun büyük olduğu, bunun da küçük olduğu ortak bölge neresi geldi? 1 bölü 2 açık, 1 açık aralığı. Böylece fark arkadaşlar 1 eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2 B şıkkı. Birinci kısma bakarsanız arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kök olmasına rağmen şu eksi 1'de ne olmuş? Eşitsizlikte işaret değişmemiş. O zaman bu çift katlı köktür. Yani x artı 1'in 2n'nin içi kuvvettir. O 2 de olur, 4 de olur, onu bilemeyiz ama en azından çift dereceli bir kuvveti olduğunu bilirim arkadaşlar. İkinciye geldiğimiz zaman da bakın bunun kökleri de eksi 2 ve 2.
Artı eksi eksi artı özel bir durum yok. Demek ki x artı 2 bir kök, x eksi 2 diğer kök gelecek çarpanları ayırarak. Baş katsayıları burada pozitif veya negatif ona bakarız. İkisi de pozitif başlamış. O zaman ikisinin de baş katsayısı pozitif. Ve arkadaşlar hangisini kabul etmişiz çözüm? Bunun artı olduğu yerleri, yani büyüktür sıfır olmalı o zaman. Bunun da eksi olduğu yerleri kabul etmişiz, küçüktür sıfır. Baş katsayı 4 olabilir, 5 olabilir. Bu dediğim gibi 2, 4, 6, 8 hepsi olabilir. Ama şıklarda buna uygun bakın. X artı 1'in karesi var. Hem katsayısı pozitif x karenin. X kare eksi 4 de katsayısı pozitif. B şıkkı oldu. Payda eşitliyorum arkadaşlar. X kare eksi 12 bölü 3x büyüktür 0. X kare eksi 12 x eksi 2 kök 3 çarpı x artı 2 kök 3 demektir. Köklerden bir tanesi o zaman buradan 0 olduğu için küçük kök eksi kök 3, ortanca kök 0, büyük kök 2 kök 3. Baş katsayı artı, baş katsayı artı. Artı ile başlayacağız. Eksi, artı, eksi. Böylece en küçük sayıyı sormuş ya, eksi kök 3'ten daha büyük olan, buna en yakın sayı. Eksi kök 3'ün karesi nedir? 12. Karesi 12'den büyük ilk sayımız ne var arkadaşlar? Normalde 16 var, 4 de var. Ama biz geriye doğru gideceğiz ya. Karesi 12'den küçük olana gitmemiz lazım. Negatif olduğundan dolayı. O da 9'dur. Yani eksi 3'tür arkadaşlar. B şıkkı. Eksi 3, eksi 2 kök 3'ten daha büyük bir sayıdır. Payda da x varsa arkadaşlar içler dışlar yapmıyoruz. Çünkü hatalı olur. X'in işaretinin ne olduğunu bilmiyorsanız içler dışlar yapmak yok. Bu yüzden x artı 2'nin karesi eksi 1 büyüktür 0 diyeceğiz. Bu eşitsizliklerde bazen böyle gereksiz ufak tefek hatalar yüzünden, inatlar yüzünden soru gidiyor. O yüzden kuralına uygun yapmak en güzeli arkadaşlar. Zaten güzel yorum soruları var. Orada ekstra bilgi bile yetmiyor. Şimdi böyle hale getirdim. Buradan arkadaşlar düzenlersek eksi x kare artı 2x oldu. Eksi 4 ve artı 4 birbirini götürdü. Burada da x artı 2'nin parantez karesi büyüktür 0. Şimdi yukarısını x parantezine aldığımız zaman eksi x artı 2. Aşağısı zaten x artı 2. Böylece köklerimiz eksi 2, 0 ve 2. Eksi 2 aman unutmayalım çift katlı kök. Yukarıdaki eksi x'in işareti eksi, burası artı, burası artı. Eksi ile başlayacağız. Artı, eksi, eksi. Büyüktür 0 olduğu yer arkadaşlar 0, 2 açık aralığı C şıkkı. Şimdi arkadaşlar bir kere x eksi 1 olamaz paydayı 0 yapar. X eksi 2 olamaz paydayı 0 yapar. Sonra payda eşitleyeceğiz. X artı 2 eksi x eksi 1 bölü x artı 1 çarpı x artı 2. Şu hale getirdim. Buradan x'ler gitti. 1 bölü kök içinde x artı 1 çarpı x artı 2 oldu. Çift dereceli bir kök olduğu zaman 2, 4 fark etmez 6. Ne olması gerekiyor? İçerisinin 0 veya 0'dan büyük olması lazım. Burada zaten payda olduğu için içerisi dediğimiz x artı 1, x artı 2'nin 0'dan büyük olması lazım. Böylece arkadaşlar eksi 2 ve eksi 1 artı ile başlayacağız. Sonra eksi, sonra artı. Demek ki eksi sonsuzdan eksi 2'ye birleşim eksi 1'den sonsuza. Nereyi çıkarttık aslında biliyor musunuz sayı doğrusu olarak düşünürseniz? Bakın burası var eksi 2'den geriye doğru. Eksi 1'den sonra burası da var. Açık aralık bunlar. O zaman komple şurası yok. Reel sayılardan eksi 2 eksi 1'i komple çıkarmış oldum. A şıkkı arkadaşlar. Karıştırmamak için köklerini bir yazayım şöyle. F eksi 3 ve 3 köküne sahip. G arkadaşlar eksi 2 ve 2 kökü. H da x eksenini sıfırda kesiyor. Hemen işaretlerini söylüyorum. F kollar yukarı artı, G kollar aşağı eksi. Bir doğru sağa yatıksa eğimi pozitiftir. Katsayısı da bu yüzden pozitiftir arkadaşlar. Bunu da doğru analitiğinden hatırlayalım. Şimdi kökleri tek tek yazıyorum. Eksi 3, eksi 2, 0, 2 ve 3. Ayrı ayrı eşitsizlik. Önce F çarpı G, sonra G çarpı H'a bakacağım. F ve G'nin kökleri eksi 3, eksi 2, 2 ve 3 oldu. Artı çarpı eksiden eksiyle başlayacağım. Eksi, artı, sonra yine eksi, kök yok eksi, artı, eksi. G çarpı H'a geldiğimiz zaman eksi 2 ve 2 bir de 0 arkadaşlar kökleri. Haliyle eksi çarpı artıdan eksi olacak. Eksi, eksi, kökte işaret değiştir artı, eksi, artı, artı.
Alttaki sıfırdan küçük olduğu yerler bu bölge, üstteki sıfırdan büyük olduğu yerler bu bölge. İkisinin de gördüğünüz gibi sağlandığı yer 2, 3 açık aralığı olduğu C şıkkı. Hemen mutlak değerden bir kural hatırlatmam gerekiyor size. Mutlak A'nın karesi A'nın da karesine eşittir. Bu soruyu daha kolay çözmek için bakın tek hale getireceğiz. Böylece mutlak x eksi 4 artı 6 olmuş olacak. Şimdi mutlak x eksi 4'ün parantez karesi eksi mutlak x eksi 4 eksi 6 küçüktür 0. Çarpanlarını ayırırsak mutlak x eksi 4 çarpımlara eksi 6 toplamlara eksi 1 olan ne var? Eksi 3 ve 2. Bak mutlak x eksi 4 eksi 3 mutlak x eksi 4 artı 2 haliyle güzel bir şekilde çarpanlarına ayrıldı. Yoksa bununla bu farklı şeyler arkadaşlar. Parantezle mutlak ayrı ayrı mantık. Kare olunca eşitleyebildik. Artık bu küçüktür 0 dediği için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Şu ifadenin sıfırdan küçük olma ihtimali yok. Sıfıra eşit olma ihtimali bile yok. Çünkü bir mutlak değer en az sıfırdır. Bir de pozitif sayı eklersen bu garanti pozitif. Demek ki bu eksi olmalıymış. Mutlak x eksi 4 eksi 3 sıfırdan küçükse mutlak x eksi 4 küçüktür 3'tür. Mutlak değerle eşitsizlik 1 eksili 1 artılı açılır böyle arasına alınır. Her tarafa 4 eklersin 1 x 7 olur. Aslında basit eşitsizlik çözdük çarpanları ayırdıktan sonra. Alacağı değerler de 2, 6. 2'den 6'ya kadar olan sayılar eğer 1 olsaydı 6 çarpı 7 bölü 2'den 21 olurdu. Ama 1 yok. Çıkarıyorum 20'ymiş toplamları C şıkkı. Kökler zıt işaretli ise delta kesinlikle sıfırdan büyük gelir. Bunu önceki sorularda ve normal konu anlatımlarımda bahsettiğim için vaktinizi almayayım. Sadece arkadaşlar zıt işaretlilerde delta büyüktür sıfır garanti geleceği için kontrol etmene gerek yok. Bunu boş ver. Diğerlerinde ama her zaman kontrol edeceğiz. İkincisi kökler zıt işaretli ise kökler çarpımı yani C bölü A 7P eksi 2 bölü P artı 6 küçüktür sıfır olmalıdır. İkincisi artık bu söylediğimiz ilk yorumdan sonra ikinci yorumda arkadaşlar. Mutlak değeri x1'in x2'den daha büyükmüş. Demek ki uyduruyorum şimdi birisi eksi 3 ise birisi 2 gibi. Bu yüzden kökler toplamı yani 19 p artı 1'in eksilisi bölü p artı 6 arkadaşlar küçüktür 0 olmalı. Şimdi artık 1 kök 2, 1 kök eksi 6, 1 kök eksi 1, 1 kök eksi 6. Bu eşitsizlikleri çözeyim. Eşitsizlik sistemi hem bunu sağlaması gerekiyor hem bunu sağlaması gerekiyor. Yapıyorum. 2 eksi 6 eksi 1 eksi 6 yazdım köklere eksi 6 sonra eksi 1 sonra 2 ayrı ayrı eşitsizliklerse sakın eksi 6'dan 2 tane geldi deyip çift katlı kök demek yok tamam mı? Eksi 6 ve 2 birincinin kökü birinci diyelim buna ikincinin kökü de arkadaşlar eksi 1 ve eksi 6 ne ile başlayacağız? Eksi 19 olduğu için burada eksi ile iş kök yok eksi artı eksi. Birincisine baktığımız zaman 2 ve eksi 6 kökler ve işaret artı, eksi eksi artı. İkisinin de küçüktür sıfır olduğu yer gördüğünüz gibi eksi 1'e 2 açık aralığı B şıkkı oldu. Tabii ki denklem bulmamız gerekecek burada arkadaşlar. Aslında eşitsizlikten ziyade birazcık parabol ve doğru denklemi sorusu. Bir doğrunun denklemi nasıl oluşturulur? Önce eğimine bakarız. Eğimini nasıl bulursunuz peki? Tanjant alfaya bakarak. Şöyle x eksiniyle yaptığı açı. Sağa yatıksa pozitif, sola yatıksa negatiftir arkadaşlar eğim. Burada doğru sağa doğru yattığı için eğim pozitif. Tanjant alfa karşı bölü komşudan dolayı 1 bölü 2. Önce koordinatlara bakmıyoruz. Sadece dik üçgende uzunluk negatif olmaz 1 bölü 2 diyoruz. Sonra sağa yatık olduğu için evet eğim pozitiftir diyoruz. Ve y eşittir 1 bölü 2x artı n. X'e 0 verdiğimiz zaman y'si eksi 1'den geçiyormuş. Gördüğünüz gibi n de buradan eksi 1 oldu. Y eşittir 1 bölü 2x eksi 1. Payda eşitlersek 2y eşittir x eksi 2 oldu arkadaşlar. Şimdi buradan yararlanırsak artık eğer bir denklemde bir eşitsizlikte grafiğin üstü taranmışsa bakın doğrunun üstü taranmış. Ve y de pozitifse o zaman y geri kalan denklemden büyüktür. 2y büyüktür. X eksi 2 olması gerekiyor arkadaşlar. Buna uygun olarak şıklarımız
Hepsini sol tarafa atarsak 2y eksi x artı 2 büyüktür 0. Bakıyorum 2y eksi x artı 2 büyük eşit 0 olan hangisi var? Bu iki tane şık var şu an B ve E. Sonra gelelim parabole. Parabolde tepe noktası verildiği zaman y eşittir a x eksi 2'nin parantez karesi artı 8. A x eksi r'nin karesi artı k'ydı. Şimdi üzerindeki herhangi bir nokta sıfıra sıfır yerine yaz çıksın. A 0 yazdım. Eksi 2'nin karesi 4 artı 8 eşittir 0'dan. A geldi eksi 2. O zaman bu da eksi 2 x eksi 2'nin karesi artı 8. Dağıtırsak eksi 2x kare artı 8x eksi 8 artı 8 bunlar da gitmiş oldu arkadaşlar. Haliyle y eşittir. Eksi 2x kare artı 8x geldi. Bu şu an parabolün denklemi. Bunun neresi çizilmiş? Alt bölge. Yani y küçük eşit. Eksi 2x kare artı 8x demektir. 6 taranıyorsa küçüktür arkadaşlar. Hepsini sol tarafa atarsam y artı 2x kare eksi 8x küçük eşit 0. Buna uyan şık E şıkkı.